Şimdi hocam bu teknolojide ben hep bu cep telefonlarından örnek veriyorum. Bu kadar radyasyon içerisinde kalmamızda televizyon, kameralar, burada da ışıklar, her şey bir şey yayıyor aslında, bir enerji var. Evet. Daha dün bir hastamı yakın dedi ki bana çok enteresan. En büyük enerji kaynağı aslında konuşma enerjisidir dedi. Bunların aslında işe yaraması lazım dedi. Bak çok güzel bir şey. Yani bunları niye kullanamıyorsunuz dedi. Bilmiyorum, belki de kullananlar vardır. Peki bu kadar enerjinin içerisinde bizde bu hücrelerimiz işte kanserleşme olsun veya hastalıklar olsun artıyor mudur? Yani Teknolojiyle direkt ilgili. benim uzmanlık alanım değil ama hocam şöyle söyleyebilirim. Hani bir düz mantık olarak biz dergi kapsamında GSM operatörlerinden de röportaj yapmak istedik. Ama hiçbiri yanaşmadı. Yani sağlık ve teknoloji konusu Orada olunca aslında iş aslında... güvenliğinde şey var. Örneğin cep telefonların SAR denilen bir yayın frekans alanları var. Ne kadar teknoloji arttıkça bu SAR ışınları artıyor ve bir Evet. açısı var. Yani belli bir açıda belli bir süreden uzun süre o ışına o bölgeyi temas ettirdiğinizde o bölgedeki hücrelerde değişim olduğu gösterilmiş. Baz istasyonlarında da aynı sıkıntı var. Yani orada açı hesaplamaları önemli. O yüzden bilirkişi raporları aslında son derece önemlidir. Yani benim evimin yakınında baz istasyonu var. Ben bundan dolayı şu hastalığa yakalandığımın açıklaması son derece zor. Ama orada belli bir açıyla o ışınların yayılım açısı belli bir yere, belli bir sürenin üzerinde teması hakikaten bazı hastalıkları artırıyor. Ama aşırı teknoloji, örneğin pediatristlerin bir yıl bu konuda çalışması var. Hiperaktivite, dikkat eksikliği sendromları ve otizm üzerine etkileri aslında gösterilmiş. Ama insanlar tabii kanser çok flash bir konu olduğu için Oraya giriyoruz. kanserle ilişkisini tabii gösteriyorlar. Peki hocam, teknoloji dedik, internet dedik. Peki bağımlılık diyelim. Eda hocam, öğrencilerle çok mesainiz var. Evet. Çok sevilen bir hocasınız, ben çok iyi biliyorum. Teşekkür ederim. Bu genç nesil veya işte ilkokul, ortaokul, yani bu internet bağımlılığı oluyor. Evet, Yani günde belli maalesef. saatin üzerinde olması. Tamam, bunun radyasyonunu da hadi şimdilik bir geçelim ama bu bağımlılık Sosyalleşme için noktasında da sıkıntımız sosyalleşme var, evet. sıkıntısı, bağımlılık Evet. sıkıntısı. Normal biz sokağa çıkardık çocukken. İşte dışarıda futbol maçı yapardık, oynardık, saklambaç oynardık. Daha mutlu gibiydik. Bilmiyorum. Şimdiki çocuklar ne durumda? Şu Ama an şimdi herkes bir internette, cep mutluluk telefonunda algısı değişti hocam 3-4 ama. kişi Belki kafede, evet, değil mi? O da olabilir. 3-4 Mutluluk kişi algısı kafede değişti oturuyorlar. orada. Arkadaşlar Evet, bulmuş. aynen. Herkesin elinde bir cep telefonu. Bunun sosyalleşme açısından bir sıkıntısı var. Evet. Tamam. Bunun ileride bir sıkıntıya yol açacağını düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Ama şöyle de söyleyeyim, artık bu saatten sonra da kaçınılmaz olduğunu Bence düşünüyorum. de. Yani hani bunun geri dönüşü olabilir mi derseniz ben artık geri dönebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bizden farklı bir nesil var Artık artık. holojenik 3 boyutlu, belki daha içinde 5 boyutlu iletişime geçtiğimiz bir dönemde hani uzay teknolojileri, siber teknolojileri denilen bir çağa Şimdi hem gidiyoruz. öyle Şöyle bağımlılık söyleyeyim. var hem de Şöyle her yeni söyleyeyim hocam. teknolojiyi kabul edip evi teknoloji çöplüğüne dönen insanlar var. Yani devamlı cep telefonunun bir üst versiyonunu alıp işte devamlı o hologramlar işte televizyonu farklı bir şekilde Tabii alıp takip bu da ediyorlar. sağlıkta soruna yol açıyor. Yani habire bir Can oraya bağımlı. sağlıkçıda da soruna yol açıyor. Ben şimdi bir teknoloji gelişti, buna ciddi bir para harcadım, buna bir emek harcadım. Şimdi düşünün, sizler robotik cerrahi yapmak için ekstra bir eğitim aldınız. Sonra yeni bir teknoloji, hadi sil baştan o bilgileri bir üstüne koymak için bir daha eğitim aldınız. O makine bir kenarda kalabiliyor. Telefonlar gibi hastanelerde de şimdi örneğin MR cihazları. Yenileri çıktıkça bir önceki geçersiz hale geliyor. Ciddi bir maddi kaybı da var bu işin. Sağlık yönetiminin bir de bu yönden değerlendirmek lazım. Bu kadar masrafı kaldırabilecek miyiz? Peki, Sağlık Şöyle yatırım söyleyeyim açısından. hocam. 1969 yılında Ay'a insanları gönderdiğimiz zaman uzay programının sahip olduğu bilgisayar gücünün şu anki cep telefonlarındaki bilgisayar gücünden daha düşük olduğu söyleniliyor. Yani bakıldığında biz aslında elimizde çok ciddi cihazlar taşıyoruz ama ne için kullanıyoruz? Yani teknoloji 18 ayda bir bilgisayarın gücü 2 katına çıkar. Moore kanunu. Yani sürekli bu Ne kanunu hocam? Moore kanunu. Moore kanunu. Moore kanunu. 18 ayda bir 2 katına 18 ayda çıkıyor. bir. 18 ayda bir bilgisayarın gücü 2 katına çıkar. Yani Ve bu süreç devam 18 edecek. ay sabretsek bir üst versiyonunu alabiliriz. Yani evet.